bastonun, asanın özel bir özelliği var mıdır? Evet, çok özeldir o. İlk baston, ilk asa cennetten geldi. Bu peygamberlerin sünnetidir. 124 bin peygamberin hepsinin bir asası vardı. İlk asa Hazreti Adem'e geldi. Ki o yeryüzüne indirildiğinde teheccüd vakti yeryüzüne indirildi. Tamamen zifiri karanlıkta. Ve şeytan her yere fitnesini yaydı. Dedi ki, senin Rabbiniz bu dünyaya bir yaratık indirdi ki dünyayı yok edecek. Her tarafta acımasızlık yapacak. O zaman bütün yaratılmış olan her şey yeryüzündeki Adem Aleyhisselam'ı düşman gördüler. Ona saldırmak istediler. Allah Teala da ona asasını indirdi. Kendini koruması için. Yeryüzüne indirdi. O sıradan bir asa değildi. Özel bir asaydı. Peygamberlerden elden ele geçti. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a geldi. O asa. Onun asası bir ejderhaya dönüştü. Firavun'un sihirbazlarının bütün yalancı yılanlarını yuttu. Firavun 40 günde bir tuvalete gidiyordu daha önce. Kendini alemlerin Rabbi zannediyordu. O gün işte korkusundan 40 defa tuvalete gitti yılanı görünce. Aynı asa inşallah Mehdi Aleyhisselam'ın elinde tekrar ortaya çıkacak. Merhametül Kübra vaktinde. Hakla batıl arasındaki savaşta. Ahir zamanda. Topkapı Sarayı'nda saklanıyor şu anda. Koruma altındadır o asa. Peygamberlerin asası vardır. O asayı böyle yere vurduğun zaman şeytanlar kaçar senden. Hatırlıyorsun, dedeleriniz, büyük dedeleriniz asa taşırdı hepsi. Erkeğe heybet verir asa taşımak. Kadınlar taşımaz. Ama yürümek için mesela baston kadınlar da taşıyor. O ayrıdır. Ama asa otorite sahibi kişiyi belli eder. Bazı mezheplerde çok kuvvetli taşırlar bunu. İmam minbere çıkarken baston taşımalıdır, asa taşımalıdır. Birkaç dakika için bile olsa. Otorite sahibi olanlar asa taşırlar. Çok özeldir bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan'da başarısız olduğunu hissedenler ne yapabilir? Allah'a yakın olanlardan dua isteyin. Onlara yardım istesinler. Tabii ki Allah'tan bağışlama dileyeceksin. Ama öyleleri var ki. Eski İngilizce'de dedikleri gibi. Onlar var ki Allah'a yakın olan kullar, onlara gidin. Onların yüzüsü hürmetine. Eğer Allah'tan sen istersen Allah sana göre verir. Allah seni yargılar sana göre, ama sen birisinden yardım istersen Allah o yardım istediğin kişiye göre yargılar. Sana göre değil. O kişinin yüzünden, senin sebebinle değil, onun yüzünden senin için, senin yüzü hürmetine diyecek Allah o zaman. Onu ben bağışlarım diyecek, ona kolaylık veririm diyecek. O kişileri bulun.
Kur'an. O yüzden diyor, salihlerle beraber olur. O vakit o kişinin duasını iste. Bizler Allah'a yakın değiliz. Sen de ben de değiliz. Şeyhimiz Allah'a yakındır. Ve biz isteriz. Ve akıl zeka bize diyecek ki o zaman, bundan daha fazla fayda sağlamak için o kişiye, Allah'a yakın olan kişiye daha kuvvetli bir bağlantın olması lazım. Allah'a yakın olan o evliyaya zayıf bir bağlantın varsa ve sadece yardıma ihtiyacın olduğunda gidersen, durumun iyiyken ona selam bile vermezsen, Allah seni izlemiyor mu zannediyorsun? Niçin söylüyoruz biz? Derül-i Şerif'i söylüyoruz, salavatları söylüyoruz. Niçin? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a olan bağlantımızı kuvvetlendirmek için. Çünkü Peygamber Efendimiz şefaat verecek herkese. Ama bizim ona eğer bir bağlantımız yoksa, o zaman o şefaat bize çok fayda sağlamayacaktır. Çünkü hala bakıyor Allah. Ve diyor ki, onu sevmelisin, ona itaat etmelisin ki Allah sizi sevsin. Ama eğer sizin Allah'ın sevin dediğine sevgi ve itaatiniz yoksa, o zaman çok fazla fayda göremez. Allah'a yakın olanlara sağlamlaştırmalıyız bağlantımızı. İnşallah Rahman. Salihlerle beraber olun, onlara yakın olun, onlara hizmet edin. Cemaatte nasıl olmak gerektiğini öğrenin. Sadece ben seni seviyorum deme, bir kanıt göstermeden. Tabii ki Allah dostlarını sevmemek imkansızdır. Ama daha önemli olan şey, onlar seni seviyor mu? Onların kalbinde ne var? Biz şeyimizin kalbine girmeyi istiyoruz. Bu önemlidir. Pazartesi bayram oluyor. Bayram günü görüşürüz. Son birkaç gün rahmetli olsun. Gaflete düşmeyin. Bu sözleri söylüyorum. İlk önce kendime söylüyorum bütün bu sözleri. Allah beni bağışlasın. Ve dinlemek isteyenlere söylüyorum. Dinlemek istemezseniz bırakın. Biz alırız. Allah beni bağışlasın. Hepinize rahmet eylesin. Sahibi Seyfin yüzü hürmetine El-Fatiha. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. İyi günler.